Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar Batı dünyasına yönelik adeta ders niteliğindeki birçok sözü hafızalarda tazeliğini koruyor. Aslına bakarsanız biz milletçe Cumhurbaşkanımızın arkasında durmalıyız. Neden? Bakın hem de sevseniz de sevmeseniz de yani sevmekten kastım siyasi anlamda. Oy verirsiniz, vermezsiniz. Başka bir partiye de oy verebilirsiniz. Siyasi görüşünüz bambaşka olabilir ama Cumhurbaşkanı'nın özellikle Erdoğan Türkiye'si diye tabir edilen Türkiye'yi savunduğu o Avrupa Parlamentolarında efendim batılların yüzlerine baka baka savunduğu o günler aklımıza gelsin ve şu soruyu lütfen kendimize soralım ben ne yapıyorum Cumhurbaşkanı o, o mücadeleyi veriyor etrafındaki efendim kurmayları aynı mücadeleyi veriyor peki ben o mücadeleyi ne kadar verebiliyorum? Buna bakmamız lazım aslında. Ve buna bakınca da bir yol belirlememiz lazım. Türkiye'yi tanıtmak için, Türkiye'nin gücünü anlatmak için, o batılı emperyalistlerin bizim zihnimize sokmaya çalıştığı birçok e, algıyı doğrusuna çevirebilmek için ne yapabiliriz? Buna da bakmamız lazım. Bakın bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Ve almıyorlar. Alacağız da demiyorlar. Üstüne üstlük almayalım diyorlar. E ben daha niye senin peşinden koşayım? E böyle deyince de vay Türkiye'nin ekseni kayıyor, bilmem nesi kayıyor. Ya Türkiye'nin bir şeyinin kaydığı yok. Oynak olan taraf başka. Türkiye'yi alacakmış gibi yapıp bir türlü Hristiyan Birliği haline gelmiş Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi almayan batıllardır bunun suçlusu. E şimdi Avrupa Parlamentosu Yine bir rapor vasıtasıyla Türkiye'yi kelepçelemek istiyor. Neymiş? İsveç'i alana kadar Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almaya NATO'ya NATO'ya e, alana kadar. Neymiş? Ya da Türkiye'yi hiç almayacaklarmış. Almazsanız almayın. Ne yapalım? Size muhtaç mıyız? İşte bu bapta bir e, karşılık verildi. Avrupa Parlamentosu'na skandal açıklamasına denildi ki, sığ ve vizyonsuz bir yaklaşım. Terörle mücadele eleştirildi. Rumlara destek verildi. Avrupa Birliği ezberini tekrarladı. Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan 2022 Türkiye raporu skandallarla dolu. Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadelesine karşı çıkıldı. Mehmetçiğin Libya'daki varlığı eleştirildi. LGBT sapkınlığına karşı çıkılmaması, İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesi, Kıbrıs'ta Rumların taleplerinin kabul edilmesi, Türkiye'ye dayatılmak istenen diğer başlıklar. Katılım sürecinin yeniden başlatılmasına karşı çıkan skandal rapora Ankara'dan tepki geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bizim için değeri yok" dedi. Yani Türkiye'nin e, reform sürecini hiç dikkate almayarak hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı noktasındaki ilerlemeleri hiç dikkate almayarak. Bilhak, bilakis daha da geriye gittiğimizi ifade ederek çok yanlış, taraflı, objektiflikten uzak, herhangi bir temeli olmayan bir rapor söz konusu. O nedenle bu raporun bizce bir değeri yoktur. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da haksız itham ve ön yargılarla dolu her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımın yansıması ifadeleri kullanıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.